Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim akşam yemeği için sebzeli beyti kebabı. Hemen köftemi yoğurarak başlayayım. 300 gram yarı yağlı dana kıymayı derince kabuğumun içine aldım. 1 adet kuru soğan içerisine rendeliyorum. Böyle küçük ince bir rende kullanırsanız ya da rendenizin en ince kısmıyla rendeleyebilirsiniz. Şimdi önce 1 adet kuru soğanın içine rendeliyorum. Büyüklerinden şöyle bir tane sarımsak rendeliyorum. Ya da 2 diş orta boyda rendeleyebilirsiniz. Baharat olarak 1 çay kaşığı kadar pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve tuz. Şimdi tüm bu malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Malzememiz bu kadar. Köfteyi yeterince yoğurdum. Şöyle güzel yoğurup iyice birbirine yesin. Tamamdır. Şimdi bunu dolaba kaldırayım. Dolapta dinlensin. 2 tane şöyle uzunlarından patlıcan kullanacağım. Uzun seçmeye özen gösterin. Kabağı 2 tane kullanacaktım ama vazgeçtim. 1 tane yeterli çünkü kabağım büyük. Kabağı önce bir alacalı bir şekilde doğrayayım. Patlıcanları birazcık suda bekleteceğim. Ben patlıcanın kabağı kızartana kadar patlıcan da bekleyebilir suda. Şu şekilde doğruyorum. Patlıcanı da aynı şekilde alacalı doğruyorum. İlla çok aşırı uzun olmasına gerek yok. Bu şekilde yeterli. Çok aşırı derecede kalın olmadan uzunlamasına kesiyorum. Şöyle göstereyim. Çok kalın değil. Bu gayet iyi. Çok aşırı kalın yaparsanız sararken biraz zorlar sizi. Tabağı da aynı şekilde hazırlıyorum. Birazcık daha ince yapabilirsiniz kabağı. 2 tane yufka kullanacağım. 2 yufka için. Patlıcanları biraz tuzlu suda bekleteceğim. O beklerken hemen ocağın başına geçeyim. Kabakları kızartmaya başlayayım. Uygun bir tavayı ocağıma alıp ilk önce kabakları kızartarak başlayayım. Hemen içerisine ortalama 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Yağ ısındıktan sonra kabakları ters yüz edip kızartıyorum. Kızaranları çeviriyorum. Kenara havlu kağıt koyduğum tabağın içerisine alıyorum. Bu kadar kızardı, yeterli. Hemen bir tane kabak kaldı, onu da atayım. Bir kayıp kuruladığım patlıcanları da atıyorum. Bunları da aynı şekilde hızlıca kızartayım. Kızaranları alıyorum artık. Patlıcanları kızarttım. Onu kenara alıyorum. Kıymamı da yeterince dinlendirdim. Onu da alayım. Hemen sosunu hazırlayayım. Yarım su bardağı su. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ. Sosumuz bu kadar. Şimdi bununla 2 tane yufkayı güzelce soslayacağım. Şimdi bunu da kenara alayım. Bir adet yufkayı şöyle açayım. Tamamen açacağım. Benim hazırladığım malzemeyi de 2 tane yufka yeterli geliyor. 2 yufkayla bir tepsi yemek yapacağız. Bu şekilde açtığımız yufkayı böyle karıştıra karıştıra sostan her yerine sürüyoruz. Böyle iyice ıslansın. Şimdi kenar kısmını üstüne doğru atıyorum hafif. Gene orayı da ıslatayım. Diğer kenarında çok hafif, çok fazla değil. Gene katlıyorum. O kısmı
kısmı da hafif yağ ve sürüyorum. Gene uç kısmı da hafif katlıyorum. Buraları katladığınız zaman daha düzgün saracaksınızdır. Muhakkak sosunuzu karıştırın, yoksa sürekli yağ koyarsınız. Şu kenar kısmını da hafif katlıyorum. Gene orayı da hafif yağ ve sostan sürüyorum. Alt kısma şöyle patlıcan diziyorum. Patlıcan, bir kabak. Şöyle kabak koyuyorum. Şu ufak kabağı da bu tarafa alıyorum. Ve kıymamın yarısını alıp şöyle elimle uzun hale getirip şöyle elimle uzun şerit haline getiriyorum. Tam yarısını burada kullanacağım. Yarısını da diğer yufkada şekilde elinizle uzun hale getirebilirsiniz. Sonra tekrar üst kısmına doğru bir patlıcan, bir kabak şeklinde koyuyorum. Şimdi bu şekilde koyduktan sonra şöyle aşağı doğru hafif sarıyorum, yavaş yavaş. Hafif sıkarak sarıyorum. Bu şekilde birer parmak, çok kalın olmadan aralıklarla kesiyorum. Bir parmakla değil, tam böyle iki parmak arası kesiyorum. Şu içinden çıkanları tekrar alacağım. Bu esnada biraz keskin bir bıçak kullanın. Kenardaki yağla sudan sürebilirsiniz. Ve alıyorum. Bu şekilde tepsimi diziyorum. Çok böyle iç içe sokmayın. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Harika durmuyor mu arkadaşlar? Diğerini hazırlamıştım zaten. Hemen şöyle alıp diziyorum. Tam bu borcama yeterli geliyor 2 adet yufka. İçerisinde patlıcan olduğu için kabak ve patlıcan daha bereketli oluyor yemek. Yemeğimi tamamladım. Şimdi kalan sosu üzerine şöyle sürüyorum. Daha yumuşak, güzel pişmesi için. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında böyle güzelce pişiriyorum. Üzeri falan iyice kızarınca anlarsınız zaten. Çok çabuk pişecektir. Siz de kendi fırınlarınıza göre dikkatlice pişirin. Şimdi fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. O arada hemen ben sosunu falan hazırlayayım. Şöyle uygun bir tavayı ocağıma alıp beyti kebabımı domates sosunu da hazırlayayım. Ocağın altını yakıyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Şöyle hemen hemen bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ, çok olmadan. Öncelikle tereyağımı eriteyim. Böyle konserve domatesten hemen hemen bir su bardağı dolusu ya da 3 tane orta boy domates kullanabilirsiniz. Domateslerinizi rendeleyin. Bir tatlı kaşığı dolusu da biber salçası ya da domates, fark etmez. Baharat olarak da bir çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber ilave ediyorum. Biraz da tuz. Şimdi bu sosu güzelce pişireceğim. Sosum bu kadar. Şöyle bir iki taşım kaynadı mı sosum hazır. Sosumun piştiği yeterli, altını kapatıyorum artık.
Çok aşırı pişirmenize gerek yok. Zaten domates pişmişti. Şimdi artık yemeğimin sonuna geçebilirim. Fırından çıkardım. Tam 50 dakikada pişti. Üzerinin böyle yanık olduğunu düşünmeyin. Patlıcandan dolayı böyle biraz kızarık gözüküyor. Çok da güzel kızardı. Domates sosumu hazırladım. Onu da yanıma aldım. Hemen şurada süzme yoğurtla birazcık normal yoğurdu karıştırdım. İçine de bir diş sarımsak ilave ettim. Şimdi bunu güzel bir çırpayım. Sarımsaklı yoğurdum da hazır. Yemeğimin artık sunumuna geçebilirim. Şöyle servis tabağını alıyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurttan döküyorum. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz artık. Biraz da domates sosundan bırakıyorum. Arzu ettiğiniz gibi isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. İçini de ayrıntılı gösterip videomu bitiriyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Birden 10'a kadar bu lezzetli yemek için puanlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.